börekleriyle bugün günaydın demek istedim size. Uyandım ve harıl harıl evde hummalı bir börek çalışması var. Kızım börek yapmaya başlamış. Bir iç harç hazırlamış. Hem kıymalı hem patatesli yapmış. Patatesli böreğe de bayılır, kıymalı böreğe de bayılır. Ay ay ay, keşke izliyordum seni. Ayaklarıma dolandı. Böyle kıymalı bir harç hazırlamış. Soğan kavurdun mu içine? Evet. İç olarak da şey, yufkaya da sos olarak yağ ve su karışımı koyuyor. Böyle. Ben de şimdi çayımızı koydum. Börekler pişene kadar çayımız da demlenir. Kahvaltımızı bugün böyle börekle yaparız. İnşallah. Bakalım. Pişerken gösteririm ben size tekrar. Ben de hemen elim değsin. Susamlarını hemen üzerine yağ ve su karışımını sürüp susamlarını şimdi ben fırına veriyorum. Diğerleri de bu tarafta hazır oluyor. Yaparken de bir görün istedim. Hemen böyle iç malzemesini koymadan önce yağını, suyunu katıyor. Yani bunu sosla hazırlayabilirsiniz ama bu çıtır çıtır bir börek oluyor. Keşke. Keşke ne istiyor keşke? Keşke. Baksana nasıl tırmanıyor. Burada kokular mı var keşke? Aferin sana şadır. Bulaşmak istiyor ama hayır. Bekle. Pişecek. Sonra böyle rulo. Bildiğiniz gibi yufkayı dörde bölerek yaptı. Bazen ben bunu, evet, orta halde oluyor. Şey, bunu ben nasıl yapıyorum? İkiye de bölerek yapıyorum. Kocaman oluyor bir tabak dolusu tabağa koyduğunda. Böyle akşam yemeği için yaptığımda büyük yapıyorum. Mis gibi oluyor. Yağ ve su yerine yumurta, süt ya da yoğurtla da sos sürülebilir. O zaman yumuşak yumuşak oluyor. Bugün biz çıtır çıtır istediğimiz için böyle yaptık. Börekler fırında. Şahmetleşti şimdi. Hafif hafif pembeleşmeye başladı. Yumurta sarısı sürmedik arkadaşlar. Böyle çok hoş oluyor. Biz çok seviyoruz. Yumurta sarısı ne zaman sürüyorum? İçine yumurtalı, sütlü ya da yoğurtlu harç yaptığımda, sürdüğümde üzerine de yumurta sarısı sürüyorum. Böyle şimdi kızarıp pembeleşene kadar hafiften bekleyeceğiz. Bir duşa girdim. Kızım hemen bir kısır yapmış. Şeye, pikniğe gideceklermiş de arkadaşlarıyla anlaşmışlar. Yanlarına kısır, poğaça, börek, bir sürü bir şeyler yapacaklarmış. Gidecekler. Azıcık da bize bıraktı. Yeriz. Kısırı çok severim. Bunu böyle kapatacak. İç malzemelerini de. Keşkül'ü de pikniğe götürecekmiş. Keşkül'e de su kabı olarak bunu alacak yanına. Suyunu yedirmek için. Şimdi böyle ben börekler pişerken duşa girmiştim. Hemen kahvaltıya oturacağız. Kahvaltıda kısır da yeriz. Bugün böyle bir kahvaltımız olacak. Kısırlı börekli. Ellerine sağlık onun. Hemen şimdi sofrayı hazırlayalım ve oturup yiyelim. Sofra hazır. Böreklerin pişmiş halini göstermemiştim size. Böyle böreklerimiz, şunu alayım mesela, şöyle çıtır çıtır sevenlere. Çok güzel oluyor. Hadi bunu elledim, ben alayım onu tamamı. Böreklerimiz de güzel oldu. Hadi bize afiyet olsun. Keşkül.
Keşke pikniğe mi gidiyorsun sen aşkım? Sen pikniğe mi gidiyorsun aşkım ha? Bak. Bak 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 çantaya. Hadi. Hadi gir çantaya. Sabırsızlanıyor. Piknik zamanı geldi. Hadi. Ya. Hadi gidiyormuş. Piknik zamanıymış Keşkül. Hadi oraya. Gel oğlum. Haydi bay bay. Aferin. Aferin Keşkül'e. Keşkül gidiyor mu Hatta'ya? Ha? İstersen Kerem'anda çindirsin sana şeyi. Yok yok. Çantayı. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu da var ha. Hadi eğlenceler size. Bay bay. Hadi bakalım. Çamaşır vardı. Topladım. Dün gece yıkamıştım. Biraz mutfak bezlerinden. Makinede de toz bezleri vardı bu sabah. Toz bezlerini atmıştım. Bunları bir güzel katlayıvereyim. Ya. Böyle. Keşkül'le kızım gittiler. Keşkül gitti. Koşturacak şimdi piknik alanında. Koşturacak. Koşturacak yavrum. Aman ne coşkuluydu. Tutamadık sabah beri. Bir hareketli, bir hareketli. Bilmem. Kendinden hissettim acaba. Gezmeye gideceğini hissetti herhalde. Ya da bir iki gün önce onun şeyi geldi. Böyle vitamin siparişi verdi kızım ona. Vitamin verdi. İki gündür vitamin veriyor. Onun etkisi miydi bilmiyorum. Göreceğiz zamanla. Eğer böyle devam ederse vitaminin etkisi olduğunu anlayacağım da. Şöyle. Dursun burada. Başka şunu. Masa örtüsü. Bunu da atamıyorum. Atamıyorum. Eski mutfak masamın. 20 yıllık vardır bu. Belki daha da çok. Bir yerinde de bir şey yok ya. Kıyıp da atamıyorum. Bir de yuvarlak. Mutfak masam yuvarlaktı benim eski mutfağımda. Atamıyorum şunu. Yıkıyorum yıkıyorum. Ne leke tutuyor ne bir şey. O kadar güzel. Vallahi bu salondaki yemek masamda kullanıyorum. Atıyorum üstüne yuvarlak ama hoş duruyor. Kıyamıyorum. Ben atamıyorum eskileri. Yırtığı söküyor olmadıkça genelde. Atamıyorum. Bakın şimdi bu yeni mesela. Yeni derken bu kış aldık ya. Bu kış aldık evet. A101'den ya da BİM'den. Yalan söylemeyeyim. Bakın. Şöyle çok güzel kanaviçe desenli. Çok güzel. Hiç kirli tutmuyor fakat şöyle bir şey. Yıkandıkça bazı yerlerinde delikler açılmaya başladı. Tutturdum iğneyle falan bir iki yerini öyle. Bak daha bir yıl olmadı. Kaç ay oldu? Bu 20 sene yıkandı durdu. Hiçbir yerinde bir şey yok. Şimdiki ürünler hiç dayanıklı değil. Hiç dayanıklı değil. Aynı birlikte aynı şekilde kullanıyorum. Masanın üstüne. Farkı ne bilmiyorum. Kahvaltımızı ettik. Anlaşmışlar hemen. Kız arkadaşı poğaça yapacakmış. Birisi patates salatası ikramlıklardan hazırlayacaklarmış. Atıştırmalık. Kızım da demiş ben de börekle kısır yapayım. Ama biraz da fazla tutmuş. Biz de kahvaltıda. Bugün kahvaltıda kısırla börek. Muhteşemdi. Özlemişiz. Biz çok seviyoruz böyle şeyleri. Yemek yemeyi çok seviyoruz. Ya her şeyi seviyoruz aslında da şey dedim hatta bir sarma eksik. Bir de sarma olsa tamdı dedim. Aklıma da ne düştü biliyor musunuz? Fırsatım olursa bilmiyorum ama yapar mıyım? Sarmamı sarsam bugün hemen böyle azıcık iki bardaktan sarsam yesek akşam yemeğine bir de mercimek çorbası yanına.
mangal mı yaksak diye düşünüyorduk. Bugün aslında mangal yakacaktık. Sonra erteledik mangalı. Pikniğe gidecek ya. Böyle işte mangalı sonra yakarız herhalde. Yarın yakarız. Belki. Bakarız duruma göre. Şimdi böyle bir şeye karar veriyorsun. Hemen değişiveriyor durumlar. Ne olacağı belli olmaz. O yüzden bugüne sarma bir mercimek çorbası koyarım. Çorba kendinden zaten ben hazırlarken pişer. Kolay ya. Ne var onda? Hem lezzetli hem kolay. Ve çok da seviyorsun ayrıca bizim evde mercimek çorbasını. Şöyle koyalım bunu da. Bugün çok sıcak. Ne sıcak ne sıcak. Yanıyor ortalık cayır cayır. Böyle içeride zor duruyorsun bu askılarla şeylerle falan. Isınacakmış da daha 40 dereceye varacakmış galiba sıcaklar. Dün de sıcaktı, bugün daha da sıcak. Ben şimdi var ya bunları yerleştireceğim. Yerleştireyim kendime bir Türk kahvesi yapayım. Kahve içelim küçük. Belki sohbet ederiz bilmiyorum. Ayarlarız bir şeyler. Gideyim hemen bir kahve pişireyim. Şimdi kahvaltıdan sonra iyi gelir bana. Biz ufak ufak arkadaşlar bayram temizliğine başladık. Sonra kahvede onlardan bahsedelim hadi. Kalkayım. Harika, harika. Misler gibi koktu. Kahve kokusu muhteşem. Canım nasıl kahve istemiş. Şey, ufak ufak bayram temizliğimiz neredeyse bitti. Sağ olsun hiç elimi sürmedim. Kızım yaptı temizlikleri. Ben sadece akşam yemeklerimizi, gün içinde yediklerimizi yaptım. O da işte tülleri yıkadı, camları sildi falan. Dün de merdivenleri 4 katı yukarıdan aşağı. Terastan aşağı yıkadı, etti kapı önlerini falan. Güzelce fırçaladı, çamaşır suladı işte ya dip köşe. Halletti sağ olsun. Bu sene elimi sürmedim bir şeye. Bir kapılar kaldı silinecek. Bir günde kapıları sileceğiz inşallah. Böyle işte bayram hazırlığımız da tamam. Vallahi bu sene bayrama baklava yapacak mıyım, yapmayacak mıyım bilmiyorum. Çok yapasım yok. İstemiyorum. Neden? Yapınca yiyoruz. Bir tek kardeşim geliyor bana. Biz ailede benden bir tek küçük kardeşim var. Bir tek kardeşim geliyor bana. Tatlı yaparsak yiyoruz. Azıcık böyle tadımlık hazır mı alsak diye düşünüyoruz. Şimdi telefonda da görüşüyoruz. Bilmiyorum ne yapacağım. Börek sarma belki yaparım. Sarmayı bugün de saracağım ama. Haftaya da belki bayramlık sararım. Bilmiyorum. Çocuklara kalsa yapma anne. Yaptığında yiyoruz diyorlar. Belki diyorum sarma yaparım, börek yaparım. Tatlıdan böyle azıcık tadımlık bir kilo kadar alır mıyız? Sonra diyorum işte bayramda baklavasız tatlısız olur mu? Kıyamıyorum. Her sene bu ikilemin arasında böyle şey yapıyorum. Şekerim var. Eşimin şekeri var. Her ne kadar kabul etmese de ilaç kullanmıyor ama bir hafif yüksekliği var şekerinin. Ama ben artık ilaç kullanıyorum yani. Senelerdir. Yaptığımız zaman da yiyoruz. Yemeği seviyoruz. Olmadı mı yenmiyor en azından. Bakalım ne yapacağım bilmiyorum. Bir tek onu düşünüyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Bayram hazırlıkları ne vaziyette? Tam mı? Bayram hazırlığı deyince
Gerçi bunu bayram için düşünmemiştik de. İnternetten şey yaptık. Akşam oturduk. Ben evde giymek için kısa kollu tişört baktım kendime. 2-3 tane aldım. Kızım kendine seçti 1-2 parça bir şey. Oğlum seçti kendine. Onlar böyle daha fazla biraz seçtiler de. Ben sadece tişört seçtim. Çünkü çok terliyorum. Değiştirmeyi bazen gün içinde 2-3 kere değiştirdiğim oluyor terlediğim için. Mutfak çok sıcak. Bol bol olsun dedim. Bu askıların her rengi var bende. Belki 7-8 tane bunlar. Değiştiriyorum. Belki videolara da denk geliyordur. Sabah pembe, öğlen mavi giydim bile oluyor yani değiştiriyorum. Terlediğimde. Kısa kollu da olsun diye birkaç tane aldım. Onlar da bakalım yarın akşam aldık. Bugün bakmak lazım. Gece bakarız. Belki yola bile hemen bazı siteler şey yapıyor ya. Gönderiyor. Y2K'den aldık. Y2K'den. Böyle bayram üstü oldu ama bayramlık değil yani. Bizim evde bayramlık falan şey yapılmıyor artık. Saçlarım da iyice kurudular. Dipleri kursun diye açık bıraktım. Mutfağa girerken toplayacağım. Sarmaları sararız. Vallahi içime sinmedi. Canım istiyor. Bahsettik sabah. Hemen 2 bardaktan oturayım. Şimdi kimse yok zaten. Keşkili yok. Ayak bağı yok. Kızım gitti. Oğlum odasında. Sorularını çözüyor. Dersini çalışıyor. Bilgisayarında arada oyun oynuyor falan. Şey yaparız. Sarı veririm çabucak. Koyarım pişi. Geç olur biraz ama. Bir makine daha çamaşır koydum renkli. Onlar da yıkansın. Asarım. Bir de açık renkli böyle beyaz tişörtler falan var. Bir de onlar var. Belki onları da bugün atar mıyım bilmiyorum. Çamaşır ipimin bir tanesi koptu geçen günlerde arkadaşlar. Koptu. Şimdi tek ip var. Yani yine boydan boya da bir tel ipim var. Daha az çamaşır yıkayıp asmak. Allah'tan hava sıcak ya. Kuruyuveriyor hemen. Şimdi bunları yıkarım, asarım. Bakarsınız gece yatmadan diğerlerini de yıkayıp asabilirim. Onlar kuruduysa. Toplarım. Ah ah ah. Bol kahveni olunca böyle neyse halimiz o çıksın halimiz böyle dursun kenarda. Aman çok iyi geldi, dinlendirdi beni. Merdivenlerdeki kapı önü paspasını yıkadık. Böyle makineye atılan cinslerden o. Onu yerleştiririm şimdi. Ayakkabılıklarımız merdivende değil. Sahanlığa çıkarırım ayakkabılıkları falan. Sonra da mutfağa geçer. Sarmayı yaparım. Hızlıca gösteririm. Sizin canınızı sıkmayayım. Çünkü o saatler sürecek. Şimdi ben içini ya da hazırlayayım. İçi kendini çekerken bu arada da merdivenlere şeyleri yerleştiririm. Oh. Oh. Çok şükür. Islattım önümü. Şey yapayım ben şimdi. Kalkayım. Kalkayım, işlere başlayayım. Kahvemizi de içtiğimize göre bu kadar oturmak, dinlenmek yeter. Bayram için neler yapıyorsunuz bahsedin. Yapayım mı, yapmayayım mı baklava? Yaparsak yiyoruz. Arkadaşlar bayram bitmeden baklava bitiyor. Yiyoruz. Bu da bir zarar. Şimdi çok gelinim gidelim olsa misafirlerime ikram ederim. Biz tadarız biter derim ama yok. Bir tek kardeşim geliyor. Bir eşi bir o. Tadımlık tadıyorlar yiyorlar. Geri kalan bizim.
Böyle. Şimdi koronadan da kimse gezmez. Bilmiyorum. Bakalım ne yapacağız. Cevizim var, malzemem var, her şeyim var ama kara kara düşünüyorum. Yapmaya da bilirim, yapabilirim. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Ben kalkayım, işlerimi halledeyim. Sarmaya çok geç kalacağım. Sonra yetişmez. Zaten hava kararır. Ben sarıp bitirene kadar, pişene kadar biraz geç olur ama olsun. Kısırımız var. Biraz böreğimiz var. Akşam üstüne doğru belki onları atıştırırız. Yani 1-2 saate onları atıştırırız. Ondan sonra geç de olsa sarma her şekilde yenir. Böyle üzerine sarımsaklı yoğurt da yaparız. Ya da bilmiyorum, zeytinyağlı yaparsam, kıymalı yaparsam yoğurtlu seviyorum. Ben zeytinyağlı yapınca yoğurtlu sevmiyorum. Zeytinyağlı yapalım. Zeytinyağlı yapayım. Öyle yiyelim. Hadi bakalım. Soğan kavurdum. 3 tane büyük baş soğanı. Bol soğanı severim. Yaprak sarmasını. Güzelce ince ince doğradım. 2 kupada pirinç. Şöyle kavuracağım bir güzel. Zeytinyağında. Bir patates, bir havuç, bir diş sarımsak, bir soğan. Bolca da kırmızı mercimek. Tuz. Böyle. Şimdi bu güzelce pilav gibi kavrulana kadar, tane tane dökülene kadar kavuracağım. Yalnız yağ gözüme az geldi zeytinyağı. Bol yağlı güzel oluyor. Sarma. Pirinçlerim kavruldu artık. Hemen böyle altını kapatacağım. Karabiber. Nane olmazsa olmazı. Sarmaya o kadar çok nane koyarım ki. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok güzel. Hadi bir tane daha. Ve sumak. Dolu dolu 2 kaşık sumak koydum. Yeter herhalde. Şimdi böyle bir karıştıracağım. Bu sosuyla şu baharatların lezzeti de geçsin. Burada da meyaneyi yapıyorum. Mercimek çorbasına yağla un kavuruyorum. Piştikten sonra ilave edeceğim. Blender'dan geçireceğim. Evet. Güzel karıştı. Şimdi şöyle bir rüzgateyim. Böyle çiğden saran da var ama ben bir iki kere ben de yaptım öyle acele olduğu zamanlarda ama böylesi çok lezzetli oluyor. Şimdi ben 2 bardak koydum için pirinç. 1 bardak kaynar su koyacağım. Biraz kabartacağım. Geri kalanını da şeyde sarıldıktan sonra pişecek inşallah. Hemen kapağını kapatıyorum.
kızarmalar bitti. Suyunu koyacağım. Şimdi bir bardak koymuştum. Şöyle. Ve bir bardak daha koyacağım. Hatta çok doldurmayacağım onu. Limon suyumu gezdireceğim. Ya şöyle yapayım. Biz çok bol ekşili seviyoruz. Bol zeytinyağı. Tamam. Ve pişmeye hazır. Ve ben ne yapıyorum? Şimdi kalan yapraklardan şöyle üzerine örteceğim. İlk kez tezgahta sardım, sarmayı yayarak. Görüyordum öyle. Bazı arkadaşlar yapıyor. Nasıl olacak, kolay mı diye denemek istedim. Açıkçası çok bir farkı yok. Belim ağrıdı, sırtım. Bu şekilde çalışırken. Masada oturup sarınca sanki daha mı dinlene dinlene yapılıyordu bilmiyorum ama. Böyle de oluyor, öyle de oluyor. Hep aynı. Hep aynı. Yani kime nasıl kolay geliyorsa öyle yapsın diyelim. Şöyle. Bunu da buraya. Tamamdır. Ben şunları da koyacağım. Bunlar da ekşilik katıyor. Araya attım. Aslında en alt katını koyardım ama dizmiştim bir sıra. Ben de ortasına atıverdim. Bu da tamam, kenara. Şimdi kapağını alıp şöyle koymuştum. Kapatıyorum. Hemen ocağı durdayım. Sarmayı kapatıyorum. Suyunu çekti. Şöyle açalım. Bakalım nasıl oldu. Şöyle. Allah Allah, harika oldu, harika. Şöyle. Aslında soğuyana kadar bu üstündeki yaprakları kaldırmamak lazım. Ben göstermek için açtım. O zaman hiç durduğunda renginde değişiklik olmuyor. Harika oldu. Afiyet olsun bize. Soğuyunca yeriz. Canımlar, bugünlük vloguma son vermeden önce hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açıp bildirimlerden faydalanmayı, ayrıca yorum yapıp beğenilerinizi bırakırsanız çok mutlu olurum. Oldukça uzun bir vlog olmuş. 2-2,5 saatlik çekim yapmışım. Aralarından pek çoğunu keseceğim sanırım. Çok uzatmışım, kaptırmışım kendimi. Hemen apar topar bitireyim istedim. Çünkü çok uzayacak. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bir başka vlogda tekrar bir arada olmak üzere. Sağlıkla kalın. Hepinizi çok seviyorum.